da veriyoruz. Ancak uzunca bir süredir bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış. Mesela dün mecliste çıkmış Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle anlaşılan o ki bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz. Çünkü bunların kalpleri mühürlü. Yine dün çıkmış, Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Avrupa ülkeleriyle bu konuda yüzlerce, belki binlerce görüşme yaptığımızdan, müzakereler yürüttüğümüzden, bize verilip de tutulmayan sözleri yüzlerine vurduğumuzdan muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki? Kimi mahkeme kararlarıyla, ilgili belgelerle, kimi tarafların açık beyanıyla yanlışlığı ispatlanmış iftiraları tekrarlayıp durmak dışında bu zat Allah aşkına ne bilir ki? Devlet yönetmek adına bildiği tek şey de hastanelerinde insanların rehin kaldığı, kasasını emekli maaşlarını ödeyemeyecek hale getirdiği SSK Genel Müdürlüğü'dür. Merdi Kıpti misali sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Bunca yıllık siyasetçiliği döneminde de kendisinin ülkenin ve milletin herhangi bir meselesi hakkında dişe dokunur, sadra şifa olacak herhangi bir tespitine ve teklifine rastlamadım. Buna karşılık PKK'sından FETÖ'süne ve DHKPC'sine kadar pek çok terör örgütüyle ülkemizle ve bölgemizle ilgili alçakça niyetleri olan tüm uluslararası güçlerin maşalığını yaptığının şahidiyiz. Bu adamı nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola el ele yürüdüğünü görürsünüz. Ve yine oralarda çadır kurduğunu görürsünüz. Bu adamı nerede görürsünüz? Bütün bu teröristlere yandaşlarıyla beraber onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Bu tür bir insandan yalandan, talandan başka ne beklenebilir? Türk siyasetini dizayn etmeye yönelik sinsi bir projenin aparatı olarak geldiği CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bugüne kadar da hep aynı amaçla kullanmıştır. Ne söylersek söyleyelim, hangi belgeyi ortaya koyarsak koyalım, kendine verilen göreve uygun şekilde kafasında inşa ettiği dünyada yaşamayı sürdüren bu profilin takdirini ben milletime bırakıyorum. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir Türkiye düşmanına kullanmadığı ifadelerle bize saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zatın dünkü hezeyanlarına da parti sözcümüz az önce gerekli cevapları zaten verdi. Bu tablo karşısında kendisinin artık siyasetin değil, bu işin mütehassısı tabiplerin konusu olduğuna karar verip işimize bakıyoruz. Ancak bu zatın geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği, bu da çok enteresan, kavga etmeye geliyorum. Bu sözü ve bununla bağlantılı olarak dile getirdiği ya bana katılın ya önümden çekilin meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga elbette vardır.
Bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız hep bununla geçti. Milletimizin ortak değerlerini oluşturan inancımız ve kültürümüz adına ülkemizi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettik. Milli iradeyi korumak, milletin emanetine sahip çıkmak için gerektiğinde canımız pahasına bir mücadele ortaya koyduk. Bu FETÖ'cüler bizi kaldığımız yeri gelip bombalamadılar mı? Gelip oralarda bizim yanımızdaki korumalarımızı şehit etmediler mi? Ve biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Hatırlıyorsunuz o günleri. Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Ve daha sonra da diyor ki utanmadan, haberim olsaydı ben de beklerdim diyor. Orada on binler neyi bekliyor? Sen de öyle bir yürek, öyle bir ciğer yok ya. Neyi toparlayacaksın, neyi bekleyeceksin? Sen de öyle bir şey hayatta olmadı ki. Bu yeri geldi vesayet odaklarıyla, yeri geldi terör örgütleriyle kavga ettik diyor. Biz ettik, biz, sen edemezsin. İşte elhamdülillah göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı? Kazıdık. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, bütün buralarda kazıdık mı? Elhamdülillah kazıdık. Kazımaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında. Her şeye rağmen. Tarafından gerçekleştirilen İftar ve sahur programları için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gündüz başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren bu programlar, salgın döneminde mesafeli durmak mecburiyetinde kaldığımız milletimizle yeniden hasret giderme, yeniden kucaklaşma vesilesi oldu. Genel merkezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. İnşallah bu temboyu asla düşürmeden sürekli yeni araçlar ve yöntemlerle zenginleştirerek çalışmalarımızı 2023 Haziran'ına kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirerek 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Değerli kardeşlerim, elbette her seçim önemlidir. Her seçim tarihidir. Her seçim kritiktir. Hatırlayınız, 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı. Hatırlayınız, 2007 seçimleri vesayetle mücadelemizde yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. Hatırlayınız, 2011 seçimleri eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşımıştı. Yine hatırlayınız, 2015 seçimleri ülkemizi yeniden eski günlere döndürmek isteyenlerle hesaplaşma zeminine dönüşmüştü. 2018 seçimleri darbe teşebbüsünün ve yeni yönetim sistemine geçişimizin ardından girdiğimiz ilk imtihandı. Her mahalli idareler seçimi, her halk oylaması da benzer misyonlara sahipti. İnşallah 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri dönemindeki kazanımlarının
bir muhasebesi, hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakşedilecektir. Tabii bu seçimlere küresel krizlerin dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemini kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. İlk işareti 2008 küresel finans kriziyle başlayan, salgınla yeni bir merhaleye ulaşan bu büyük sarsıntı, Ukrayna-Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı. Küresel kriz, ülkemizin önüne tehditler yanında önemli fırsatlar da çıkardı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik. Vesayet düzeniyle ve darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tartışmasız bir şekilde tesis ettik. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, tüm dış politika, her alanda milletimizin en üst standartlarda hizmet alabileceği imkanları sağladık. Vatan topraklarının her karışını eserlerimizle donattık. Terör örgütlerinin başını hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında ezerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, istikbal kaygısını ortadan kaldırdık. Kimi küresel dengesizliklerden, kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklardan kaynaklanan dalgalanmalara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik. Kendi güvenliğiyle, kendi yönetimiyle, kendi ekonomisiyle ilgili kararların başka yerlerde verildiği Türkiye'yi sadece vatandaşlarının değil, bölgesindeki tüm kardeşlerinin, dünyadaki tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik. Şimdi işte tüm bu emeklerin, tüm bu mücadelelerin, tüm bu fedakarlıkların, tüm bu altyapının asıl meyvesini toplayacağımız, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 2023 seçimlerinin öncekilere göre farkı buradan geliyor. Değerli kardeşlerim, bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir. Geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları Boraltağ'ın köprüsünde olduğu gibi, evet, silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Boraltan Köprüsü'nde ne demişti o kardeşlerimiz o zaman? Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de bizi siz öldürseydiniz demişlerdi. Bunların farkı var mı? Aynı zihniyet. Şimdi de bunlar yine aynısını yapıyorlar. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil, hepinize birden sesleniyorum. Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden tard edemeyeceksiniz, geri gönderemeyeceksiniz. Ve şu an itibariyle de bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan,
hepsi bir gönül huzuru içerisine giriyorlar. Neden? Çünkü onlar ülkelerinden, evet, kaçışları, Türkiye'ye gelişleri hepsi sadece bir sığınmadır. Ve bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ne diyor şair? Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Hak'tan, hakikatten yana bakın siz. Evet, biz Hak'tan, hakikatten yana baktıkça, istikametimizi şaşırmadıkça, milletimizle gönül bağımızı koparmadıkça Allah'ın izniyle yolumuz açıktır. Siyasi hayatımız boyunca böyle niceleri çıktı karşımıza. Kiminin ardında vesayet güçleri, kiminin ardında emperyal düzen, kiminin ardında bilmem hangi karanlık mihrak vardı. Günün sonunda ayakta sadece ülkemize kazandırdığımız eserler ve milletimize yaptığımız hizmetlerle biz kaldık. İşte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'yle dönemin en son taşlarını diktik, dikiyoruz. Ardından Tokat Havalimanı'nın açılışını yaptık. Hamdolsun onunla kalmadık, yol devam ediyoruz. Şimdi dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var. Bunun 2 tanesi Ordu Giresun Havalimanı ve şimdi sonuncusu da Rize Artvin Havalimanı. Rize Artvin Havalimanı'nı da Allah'ın izniyle cumartesi günü açılışını inşallah yapacağız. Biz eser üretiyoruz. Laf değil, Bay Kemal. Ya bir dikili mumun var mı ya? Onu göster. Şu yönetiminde olan büyükşehir belediyelerinde ya neler yaptın? Bir de bunları anlat ya. Şunu yaptık da, şu eseri diktik de, yok. Yok. Bunlar sadece yapılanları hakaretle vesaire eleştirmektir. İnşallah bu eserlerle kalmıyoruz. Bir taraftan otoyollarımızı, otobanlarımızı devam ettiriyoruz. Tünellerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Durmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki biz Allah'ın rızasından başka gaye gütmeyelim. Yeter ki biz milletin desteğinden başka dayanak aramayalım. Yeter ki biz insanımızın hayallerini hayata geçirmekten başka heveslere kapılmayalım. Yeter ki biz çalışalım, çabalayalım, üzerimize düşenleri hakkıyla yapalım. Gerisinin kendiliğinden geldiğini, gönül kapılarının açıldığını, yüreklerin ferahladığını, bereket yağmurlarının üzerimize yağdığını, işlerimizin kolaylaştığını, ufkumuzun genişlediğini hep birlikte göreceğiz. Rabbimiz insan için ancak çalıştığı kadarı vardır buyuruyor. Yine Rabbimiz her zorlukla beraber bir kolaylığın da olduğunu, bir işi bitirince hemen diğerine koyulmamız gerektiğini bizlere emrediyor. Bize rehber olarak Rabbimizin bu müjdeleri yeter. Teşkilatımıza, davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerime ben güveniyorum. Sadece Türkiye'nin değil, gözünü ve kalbini bu ülkeye dikmiş koskoca bir coğrafyanın umudu olarak bugünlere gelmiş AK Parti için her seçim, değerli kardeşlerim, unutmayın, yeni bir başlangıçtır. İnşallah
önümüzdeki seçimi de hep beraber böyle bir yeni başlangıç haline getireceğiz. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine unutmayın, biz geleceğiz. Milletimizi asırlık özlemlerine nasıl biz kavuşturduysak, gençlerimizin ufkunu da yine biz aydınlatacağız. Ayağımıza vurulan prangaları nasıl birer birer kırıp attıysak, inşallah bugün önümüzde duran engelleri de yine biz aşıp geçeceğiz. Çünkü biz bu ülkeye, bu vatana, bu millete sevdalıyız.